Göztepe'nin PAOK takımından kadrosuna kattığı Marko Mihojević'in kariyerini anlattık. Hadi başlayalım. 21 Nisan 1996'da Bosna Hersek'in Trebinje şehrinde dünyaya gelen Marko Mihojević, doğduğu şehrin takımı Trebinje'nin altyapısında futbola başladı. 2012-2013 sezonunun başında Bosna Hersek 1. liginde yer alan Trebinje'nin A takımına yükselen Mihojević, o sezon 4'ü ilk 11 olmak üzere 10 karşılaşmada forma giydi. Sonraki sezon daha fazla süre aldı ve oynadığı zamanlarda genellikle stoper olarak görev yaptı. Şubat 2014'te başkent takımlarından Sarajevo'ya transfer oldu. İlk sezonunda fazla forma şansı bulamazken takımıyla Bosna Premier Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu ise hem ön libero hem de stoper olarak oynadığı toplam 17 karşılaşmaya çıktı. Sarajevo'da 3. sezonunda ise ilk 11'in değişilmezlerinden olmayı başardı. Sezonu 3. bitiren Sarajevo'da Marko Mihojević 29 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol attı. Sonraki yıl sakatlığından dolayı kaçırdığı maçlar hariç formayı kimseye kaptırmadı. Takvim yaprakları Ocak 2018'i gösterdiğinde artık Mihojević için yurt dışına transfer olma vakti gelmişti. 300 bin euro ödeyen PAOK, Bosnalı savunma oyuncusunu kadrosuna kattı. O dönem PAOK takımının hocası olan Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, stoper ikilisi olarak oynattığı Varela ve Crespo'yu bozmazken Mihojević yedek kulübesine mahkum oldu. Sezon sonuna kadar sadece bir karşılaşmada forma giyebilen Mihojević, PAOK ile Yunanistan Kupası'nda şampiyonluk yaşayarak kariyerinin ikinci kupasını kazanmış oldu. PAOK, geri planda kalan Mihojević'i 2018-2019 sezonunun başında Yunanistan Süper Ligi takımlarından Girit'e kiraladı. Bir sezon forma giydiği Girit'te düzenli olarak ilk 11'de şans buldu. 27 karşılaşmada sahaya çıkan Mihojević sezon sonunda PAOK'a geri döndü. Ama PAOK'ta yeni göreve gelen Abel Ferreira'nın da planlarında Mihojević bulunmuyordu. Bu sebeple bu sefer Bundesliga 2 takımlarından Erzgebirge Auer takımına kiralandı. Sezon boyu toplamda 26 karşılaşmada sahaya çıktı ve 1 gol attı. Ve 2020 Eylül ayında 500 bin euro bonservis bedeli ödeyen Göztepe, Bosnalı stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayınız.